ev partilerinin aranan kombine haline gelen birbirinden enteresan kostümleri sizler için denedim. Bir dönem kıyafetiyle karşınızdayım. Çünkü farklı kostümlerin olduğu bir mağaza buldum. Burada Batman, Mickey Mouse birçok kostüm mevcut. Bütün detayları Nagihan Hanım'dan öğreneceğim. Nasılsınız Nagihan Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. En çok hangi kostümler tercih ediliyor? En çok dönem kostümleri. Çocuklar için, çocukların çok sevdiği çizgi film karakterleri, kostümleri tercih ediliyor. Yeniden 70'e herkes aradığı kostümü burada bulabilir mi? Tabii ki de. Herkes istediği kostümü, hayal ettiği kostümü gelip bize diktirebilirler. Özel dikim de yapıyorsunuz anladığım evet, kadarıyla. Evet, yapıyoruz. Sinemalara, tiyatrolara, diziler için özel tasarımlarımız mevcut. Etrafı birazcık dolaşmak istiyorum. Şurada çocuk kostümlerini de görüyorum. Hemen oraya doğru gidelim isterseniz. Tamam. Çocukların kendilerini içlerinde çok iyi hissettiği kostümlerin yanındayız şimdi. Elimde bir Pamuk Prenses kostümü var. Pamuk Prenses kostümü çok tercih ediliyor mu? Evet, Nagihan çok tercih ediliyor çocuklar arasında. Aslında onlar için böyle renkli renkli kıyafetler olsun, tüller olsun yeterlidir. Genelde babalar demeyeyim ama anneler daha çok kızlarıyla doğum günlerinde bir örnek giyinmeyi seviyorlar. Nasıl kostümler tercih ediyorlar? Barbie'nin kostümlerini, özellikle Elsa'nın kostümlerini. Üzerinde bir dönem kostümü görüyorsunuz. Nagihan Hanım'a sormak istiyorum. Bu dönem kostümünün adı nedir? Kontes. Dönem kostümü. Kontes. Kontes deniyor bunun adına. Bunun farklı çeşitleri de var mı? Modelleri? Var aslında. Bir sürü çeşidimiz var. Tamam, biraz da oraya bakalım o zaman. Üzerindeki kostümü seçtiğim bölüme geldim. Evet, size farklı dönem kostümlerini göstermek istiyorum. Şöyle bir tanesi daha koyu renklere hakim değil mi? Bir de şurada var. Bakar mısınız? Bu da bir dönem kostümü. Fakat da birazcık daha renkli olduğu için ben bunu tercih ettim. Zeyna kostümümüz var. Zeyna filmini hepimiz biliyoruz zaten. O yüzden Zeyna da çok güzel bir kadın olduğu için bayılıyoruz. Evet. Zeyna'ya ve kostümlerine de. Genelde nerede giyebiliriz bu kostümü? Kostümlü partilerde, şirket partilerinde giyebilirsiniz. Bir film karakteri olmak evet. istiyorsanız Zeyna çok güzel. Evet, bir Zeyna olmak istiyorsanız evet. biraz da vamp bence. Bu görüntüye sahip olmak istiyorsanız Zeyna kostümü giyebilirsiniz. Burada farklı bir kostüm daha var. Bu nedir? Bu bir gladyatör kostümü. Hı hı. Genelde her kostümün peki aksesuarı da var mı, şapka? Var, evet, şapkası ya da tacı olabilir. Her aksesuarı var. Bakın burada bir sürü aksesuar var. Genelde maskeler hakim. Bu maskeleri kendiniz mi yapıyorsunuz? Hazır da alıyoruz. Kendimiz de yapıyoruz. Mesela şu bizim yaptığımız kuğu kostümünün maskesi. Peki maskeyi neye göre karar verip tasarlıyorsunuz? Kostümlere göre tasarlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Nagihan Hanımcığım. Siz de gideceğiniz parti konseptine göre seçtiğiniz kahramanın kostümünü alabilirsiniz. Görüşmek üzere.